Osman Bey müsaade ederse, bu ikinci bölümde size çok ilginç bir tarihi efsaneden veya gerçek konudan bahsedeceğim. O da Gülçin Hanım, bu tekneyi çekerken bana Enes'in ve Roma İmparatorluğu'ndan bahsederseniz, sonra da Zeus'un Olimpos Dağları'ndaki ve İda Dağları'ndaki maceralarından çok memnun olurum. Tamam. Gülçin Hanım, sizi dahil edebilir miyim sizi de çekerek? Şurada bir yok. Şunu alalım şuradan. Şu haritayı çekerseniz, yolculuğun olduğu yer orası. Tamam, Gülçin Hanım, bana anlatmaya başlarsanız. Tabii. Aeneas, Tanrıça Afrodit'in oğlu aslında. Tanrıça Afrodit, Agises adında bir ölümlüyle birlikte oluyor. O birliktelikten de Aeneas adında bir Truva kahramanı doğuyor. Hektor gibi, o da ünlü bir kahramandır aslında. Aeneas, Truva Savaşı'nın sonunda tanrılar, tanrıçalar tarafından görevlendiriliyor. Ve diyorlar ki Truva Devleti artık bitiyor. Sen onun kadar güçlü bir imparatorluk daha kuracaksın. O da babasını, ki şurada bizim şeyimizde vardır, tişörtümüzde vardır. Babası kötürüm olan Anxes sırtına alıyor. Oğlu Ascanius'un elinden tutuyor. Beraberindekilerle birlikte Ayvacık Ezine üzerinden Antandros'a geliyor. Antandros tersaneleriyle ünlü bir liman. Antandros'ta 20 tane gemi yapıyorlar Kaz Dağı'nın kerestelerinden. Büyük Tanrıça, Ana Tanrıça Kibele'den izin alarak ve o 20 gemiyle bir bahar sabahı Antandros limanından yola çıkıyorlar. Uzun bir yolculuk bu, destansı bir yolculuk. Önce Trakya'ya Enes'e uğruyorlar. Oradaki Enes isimleri Eneas'tan kaynaklanıyor. Çünkü telaffuz bazen Aeneas'tır, bazen Eneas'tır. Oradan kaynaklanıyor. Daha sonra her uğradıkları yerde yurt kurmaya çalışıyorlar. Ancak orası olmadığına dair belirtiler alıyorlar, kehanetler alıyorlar. Dolayısıyla vazgeçiyorlar. Kimler? Aeneas ve beraberindekiler. Önce Trakya'ya uğruyor dedik. Oradan olmadığını öğrenince bir Yunan adasına çıkıyor. Delos birliğinden. Ama orasının da olmadığını anlıyorlar. Daha sonra Girit'e uğruyorlar. Tamam burası derken gene hayır orası değilmiş. Arnavutluk kıyılarına çıkıyorlar. Bir ara Castro denilen İtalya'nın topuk ucuna çıkıyorlar. Burasıdır diye düşünürken, ki biz Castro ile kardeş kent olduk bu yüzden. Castro'nun belediye başkanı buraya geldiğinde gözyaşlarına boğuldu. Ata topraklarına geldim dedi. Çok duygulandı. Daha sonra orasının da olmadığını öğreniyorlar. Sicilya'ya uğruyor. Oradaki yerel kraliçe Dido ile evleniyor. Ama Dido'dan ayrılmaya karar veriyor. Çünkü orası değildir kurduğu yurt. Dido intihar ediyor ve buradan da Henry Purcell'ın yazdığı Dido ve Aeneas operası ortaya çıkıyor. Sonra Sicilya'ya uğruyorlar ve en son İtalya'da Alba Longa Nehri kıyılarında karaya çıkıyorlar. Burada kraliçe Lavinia ile evleniyor kahramanımız Aeneas. Ve orada Roma İmparatorluğu'nun kuruluş nüvesi gerçekleşiyor. Bugünkü Roma Roma kentinin ve Roma futbol takımı simgesi olan kurdun emzirdiği Remus ve Romulus'lar bizim kahramanımız Aeneas'ın torunları oluyor. Yani Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunu gerçekleştiren, bugünkü İtalya'nın kurucusu olan Aeneas Anadolu topraklarından gitti. Biz de Antandros Derneği olarak bunu tanıtmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Gerçi Batı Avrupa bunu biliyor çünkü Rönesans döneminde yapılan birçok eserde, resim ve heykellerde, görsel sanatlarda bu canlandırılmış. Biz ülkemizdeki, özellikle bölgemizdeki turizmcilere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratıyoruz. Harika. Teşekkür ederim. Gökhan Hanım, ben de eski bir turizmciyim aslında. Ne güzel. Şimdi tabii teknolojiye, bilişim teknolojisine biraz yöneldim. Dünyanın bu güzellik verdiğiniz yarışması da burada oldu. Hangi yarışma? Dünyanın ilk güzellik yarışması. Aa. Evet, Kaz Dağları'nda. Onu arzu ederseniz birazdan bir çekim daha yapıp. Tamam.